Bu tarifi hem erkek hem bayan takipçilerim için hazırladım. Parmak yediren kenar dolgulu pide tarifi yapıldığı an kapış kapış bitiyor. Tam ölçülü olduğu için en acemi aşçı dahi yapabilir. Hamurumuzu hazırlayarak başlayabiliriz. İlk önce sütümüzü koyuyorum içerisine. Sonra bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Sonra kuru maya ekliyorum. Birazcık karıştırıyorum. İçerisine 3 yemek kaşığı yağ ekleyeceğim. Unumu eklemeye başlayacağım ama unu kesinlikle kontrollü eklemenizi öneriyorum. Toplamda 2,5 bardak kadar gidiyor. Yani içi 2,5 bardak kadar un alıyor. Ama yine de kontrollü eklemekte fayda var. Hamurumuz mayalanırken de içini hazırlamaya başlayacağız. Böylelikle unun tamamen yoğrulduğunu göstermiş oldum sizlere. Şu şekilde elinize yapışmayan bir hamur olduğunda yeterli olmuş olacaktır. İçine koyduğunuz un miktarı. Bu ölçüden 2 adet pide elde etmiş olacağız. Yaklaşık 2-2,5 bardak dedik. Kontrollü ekleyelim dedik ki benim şu anda yarım bardak kadar unum kalmış oldu. Bazen unun markasına göre yoğunluğu değişebiliyor. Bazen de aldığınız sütün ben bakkal sütü kullanmıyorum, market sütü kullanmıyorum. Sütün yoğunluğuna göre de miktarı değişebiliyor unun.
O yüzden kontrollü eklemekte dediğim gibi her zaman fayda var. Şimdi bu hamurumuzu ikiye bölüp yuvarlayıp bekleteceğim ve iç harcını hazırlamaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi tahtamın üzerine aldım. Şöyle iki eşit parçaya bölmeye çalıştım. Hamurun iç kısmı böyle oluyor. Şimdi bunların üzerine örteceğim ve mayalanmaya bırakacağım. Ben iki tane büyük biber kullanıyorum. 2 veya 3 tane biber kullanmanız yeterli. Şöyle ince ince doğrayalım. Domatesimizin de kabuğunu soyalım. Onu da ufak ufak doğrayacağım. Ben kıymayı birazcık pişiriyorum. Size de pişirmenizi öneririm. Ama çiğ de koysanız hamurun içerisinde pişiyor. Eğer vaktiniz yoksa o şekilde de yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Bir kenara da maydanozları doğrayalım. Bunları en son koyacağız. Kıymayı birazcık kavuracağız. Bir 5-6 dakika sürecek onu kavurmak. Kıymayı da bu arada biberle birlikte kavuruyorum. İkisini ayrı ayrı kavurmuyorum. Hiç gerek yok. Eğer soğan koyuyor olsaydım soğanı da hep birlikte kavuracaksın. Kıymamı da ben çok yağlı kıyma kullanmıyorum. 300 gram falan kıyma gidiyor bu tarife. Bir kaşık ya da 1,5 kaşık koyalım. Paprika koydum. Bir kaşık karabiber koydum. Biraz da tuz ekledim. Bunları şimdi hep birlikte kavuracağız. Çok azıcık yağ ekliyorum içine. Yağdanlıklarda da yağ kalmamış. Şimdi kavurmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir 5 dakika kadar kavurdum. Şu hale gelmesi yeterli. Yani çok fazla kavurmanıza hiç gerek yok. Şimdi içerisine doğradığım domatesleri ve maydanozları ekleyeceğim. Şu anda altı kapalı. Bunu unutmayalım. Birazcık soğumasını bekleyeceğim. Hem o soğuyana kadar hamurum da mayalanmış olacak.
Sorularınız olursa eğer bana yorumlardan sorabilirsiniz. Hepsini tek tek cevaplamaya çalışıyorum. Instagram'dan da sorabilirsiniz. Orada da aktif şekilde yorumlara cevap veriyorum arkadaşlar. Bu arada ben içerisine sarımsak koymadım ama isterseniz sarımsak da ekleyebilirsiniz. Bir tane bile ekleseniz aroması değişiyor. Güzel bir aroma veriyor içerisine. Efsane kızarmış arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum size. Harika kızarmış. Şöyle kesmeye çalışalım. Gerçi bununla biraz zor oluyor ama. Şimdi şuradan da biraz keselim. Şuradan da keselim. Şöyle size göstermek istiyorum. Alt kısmını çevirmek istiyorum dökmezsem eğer. Şöyle. Yumuşacık ve birazdan da lezzetine bakacağım. Şöyle kocaman bir ısırık aldım ama şu kenarından yemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Çok güzel görünüyor. Kenarı da gerçekten çok güzel olmuş. Oranın da tadına baktım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun arkadaşlar.